Java nedir, nasıl yazarım derken bir anda bu videoya bir çarptım. Bence tam da doğru yer. Gel o zaman senle hep beraber hızlıca Java nedir, nasıl yazarız, neler yapabiliriz bunda? Gel bunu konuşalım. Programlama dili bildiğiniz üzere bir sürü dil var. Onlar arasından birisi bu Java. Bu Java ile ne yapabilirsin? GUI geliştirebilirsin, yani kullanıcı arayüzleri geliştirebilirsin. Kullanıcıların tıklayıp bir işler yapabileceği. Bir yandan backend geliştirebilirsin, yani bu sunucularda çalışacak yazılımları geliştirebilirsin. Aynı zamanda frontend, yani insanların göreceği tarafla da ilgili geliştirmeler yapabilirsin. Yani Java ile yapamayacağın hiçbir şey yok neredeyse. Fakat tabii ki de her dilden dile değiştiği gibi bu işleri yapmanın zorluğu, mesela bazı işleri Java'da yapmak daha zor, bazılarını yapmak daha kolay. Yani bu senin tercihine kalmış bir şey. Bugün sen herhalde Java'yı tercih ettin ve o yüzden buradasın. O zaman gel sana gösterelim. Nasıl Java yazarız? Öncelikle ben bugün IntelliJ'yi kullanmayı tercih edeceğim. Sen Eclipse kullanabilirsin. Direkt VS Code gibi direkt text editor olan, yani metin girip direkt onları kaydettiğim bir yazılım da kullanabilirsin. Yani Notepad de olur, not defteri de olur. Fark etmez. Her şeyi de yazabilirsin. Ama ben bugün işler daha kolay olsun, daha alıştığım için bir yandan da IntelliJ'yi kullanacağım. Eclipse de aynı işi yapıyor. Bir yandan bunlar seni Java'yı bilgisayarında kurmanı çok kolaylaştırıyor. Bir yandan da hızlı bir şekilde geliştirme yapmanı sağlıyor. O yüzden benim önerim bugün IntelliJ olacaktır senin için. O zaman New Project deyip buradan başlatabilirim. Kenardan bir Java'yı seçiyorum. Buradan sende kurulu değilse buradan bir JDK indirip öncelikle bunu kurman gerekiyor. Bugünkü dersimiz için hiç önemli değil hangi sürüm indirdin. Aralarında çok ufak tefek değişiklikler var. Daha fazlası için Google'layıp bence araştırıp bakabilirsin. Ama ben bugün 21'i kullanacağım. Çünkü neden olmasın? O zaman ne yapalım? Introduction diyelim. Hatta Java Introduction olsun o da. Bir isim veriyorum. Sample kod eklesin bana, bakalım nasıl çalışıyormuş, nasıl gidiyormuş. Bana bir şeyler göstersin İngilizce. Create'e basıp oluşturuyorum. Ve şu anda Java projem benim için oluştu. Bunu tam ekran yapıp birazcık büyütebilirim. Evet, şimdi bize bir tane print statement verdi. Yani bu kodu hatta çalıştıralım bakalım. Ne olacak? Ekrana Hello World yazdıracak. Java'da ekrana bir şeyler yazdırmak bu şekilde olur. System.out.println yazarak ekrana bir şeyler yazdırabiliyorsunuz. Peki, bunu bir silelim. Şimdi neyle başlayalım? Değişkenlerle başlayalım hızlıca. Değişkenleri oluşturmak için öncelikle şöyle başlıyorum. Int deyip önce hangi tür değişken oluşturacağımı söylüyorum. Ya yani integer türünde olsun istiyorum. Ardından ad veriyorum buna, işte ya ne olabilir? Age olabilir bu int. Ve kaç, 20 verdim. Ve satırın sonu nokta virgül koyuyorum. Başka ne tür değişkenler var? String var mesela. Bunu da name diyebilirim. Kendi adım vereceğim yine içine. Double türünde bir değişken oluşturabilirim. Number diyeyim buna da. İşte 2.0 dediğim zaman, ya yani 2.0 dediğim zaman ondalıklı sayıları tutabileceğim bir değişken türü double'da. Biraz bunlarla oynayabiliriz. System.out.println deyip mesela ne yapabilirim? Bu age ile number'ı çarpabilirim istersen ben eğer. Age ile number'ı çarptığım zaman bana şu anda ekrana 40 yazdırması bekliyorum. Hatta 40.0. Java otomatik olarak bunu ben başka bir değişkene kaydedecek olsam yine double olarak kaydetmem gerekiyor. Çünkü age bir integer, number da bir double olduğu için bunlardan cevabının bu ikisinin çarpımını double'a doğru yükseltiyor. Sen eğer gidip age ile age'i çarpsaydık eğer, bunu integer olarak da kaydedebilecektim. Hatta burada da şöyle 106 ya da age çarp age yazdırayım. 400 olarak ya da result'la yazdırdığım zaman result olarak göreceğiz. Çünkü mesela biz bunu 2.5'a çarpsaydık, yani mantık neden böyle olduğunu biraz daha anlamak istiyorsanız eğer, age çarpı number deyip çarptığım zaman yine tabii 2.5'da da çok anlamlı bir şey gelecek. 2.2 olsa mesela, 2.2 de mantıklı bir şey geldi. 2.22 olsun. Ha.
Mesela bunu eğer integer'a çevirmiş olsaydık bu sonucu, hatta integer'a da bunu çevirmek için başına şöyle int koyduğumuz zaman, tabi bu işlemi burada yapıp şöyle gönderebilirim buraya bunu da. Bakın o onalıklı küsürlü kısım gidiyor. O yüzden integer'la double'a çarptığınız zaman bize bir double dönüyor Java. O zaman bu kısmı geçecek olursak, bir yandan da bu mesela name'i yazdırdığım zaman bu bir string. Bu arada bu fonksiyonun ne aldığı önemli değil. Şu anda string alıyor. Normalde age de alabiliyor vesaire. Yani integer de alabiliyor. Ve bunları otomatik olarak ekrana yazdırıyor. Bu system.out.println, yani kısacası println fonksiyonu. Bunu ekrana bir şeyler yazdırmak için kullanıyoruz bunu. Bu name'in metodlarına bakabiliriz. Yani bu name nokta dediğim zaman gelen şeyler bu name'in metodları olarak adlandırıyoruz biz. Mesela to lowercase var. To lowercase ne yapıyor? Ben burada Selim'i S'sini büyük harfle yazmıştım. Hepsini küçük harfle çeviriyor. Ya da to uppercase var aynı şekilde. Bu da hepsini büyük harfle çeviriyor. Şu anda bu bilgisayar İngilizce dilinde olduğu için ve her şeyde İngilizce ayarlı olduğu için Selim'in i'sini büyüttüğü zaman otomatik olarak i'ye çeviriyor aslında. Bunu tabii daha az önce fark ettiyseniz, eğer bu to uppercase'in farklı farklı versiyonları var. İsterseniz siz buna lokal de verebiliyorsunuz. Yani bu Türkçedeki dili kullan diyebiliyorsunuz ya da direkt bilgisayarın dilini de kullan diyebiliyorsunuz. Hatta buradaki açıklamada da Türkçedeki i harfinden de tam da olarak dediğimden bahsetmiş. Başka neleri var bunun? En çok kullanacağınız şey bunun length'te olabilir muhtemelen. Gelecekte ileride algoritmik bir şeyler yapmak istiyorsanız eğer bu kaç harfli diye buna bakmak isteyeceksiniz. Ve 5 harfli olduğunda söylüyor. Name'in metodları da bu şekilde. Biz kendimiz bir function yazalım dersek bunu Java'da nasıl yapıyoruz? Bu bir class, public class main. Bu class'a bir tane daha ben private diyerek static void ve bunlar birazcık havada kalacak bugün bu kısa tanıtım videosunda, fakat hepsinin gerçekten çok anlamı var. Ama bugün ben hızlı hızlı geçmek istiyorum. Yani private bu class'ın içinden çağrılabilir anlamına geliyor. Static bu class oluşturmadan da çağırabileceğiniz anlamına geliyor. Void kısmı belki en fazla alışabilir olur. Biraz onu tekrar üstüne geleceğim. Fakat void şu anda bu fonksiyon hiçbir şey döndürmüyor demek. Birazdan bu fonksiyon bir şey döndürünce belki kafanızı yatan ne demek oldu. Greeting diyeceğim. Fonksiyonun adını vereceğim artık. 3 tane şey yazdıktan sonra sonunda fonksiyon adını veriyorum. Greeting diyorum. Hemen parantezden önceki yer fonksiyon adı oluyor. Ben ileride kullanacağım zaman bu ismi kullanarak çağıracağım fonksiyonu. Ve bir tane süslü parantez açıyorum bunun devamına. Çok güzel. Şimdi bu greeting ne yapsın? Selamlasın istiyorum ben yani. Her zamanki gibi system.out.println dedim. Merhaba Selim. Hoş geldin. Hatta merhaba Selim desin. Ki ileride bunu otomatikleştirmek istediğim zaman biraz daha anlayacaksınız neden benim bu kadar uzatmadığımı. O zaman greeting fonksiyonu çağırdığım zaman böyle direkt greeting yazıp parantez açıp kapatıyorum. Fonksiyonu çağırmak dediğim iş buna denk geliyor aslında. Noktalı virgülümü koyuyorum ve kodumu çalıştırdığım zaman merhaba Selim yazdırıyor. Gidiyor bu fonksiyon parantezlerle beraber çağrılıyor ve bu gövdenin içindeki kısmı kodu çalıştırıyor. Ben bunu kopyalayıp yapıştırdığım zaman mesela 5 kere yaptım bunu. 5 kere çağıracak. Ben bu fonksiyon oluşturmanın faydası ise mesela burada gördüğünüz zaman mesela burada bir tane ünlemi değiştiriyorum. Benim bu 5 farklı çıktığımda otomatik olarak değişiyor. Yani 5 farklı yerde bunu değiştirmem gerekmiyor. Yani tekrardan yapılarınızda fonksiyon kullanmanız oldukça mantıklı. Bu kodu kopya yapıştır, kopya yapıştır diye tekrar etmek yerine. Çünkü bu kodun içinde bir hata olursa siz bunu çok hızlıca bir tane yerde düzelttiğiniz zaman diğer tüm yerlerdeki hatalar düzeleceği için size çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Java'da da bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Bu fonksiyon hiçbir parametre almıyor şu anda ve ben kullanıcının adı değişirse de bu içindeki Selim değişsin istiyorum. Yani hep Selim yazmasın. Herkesi Selim yazmasın. O yüzden bunu temizliyorum buradan ve bu bir string alsın ve name olabilir adı bu alacağı değişkenin. Yani burada ben ne verdiğim önemli değil.
Çünkü dışarıda adı önemli değil. Ama içeride burada kullanırken önemli. Ne yapacağım? Name'in bunun sonuna artıyla beraber ekleyeceğim ve bu merhaba isim şeklinde gelecek oraya. Ve bu şu anda kırmızı kırmızı yanıyor. Bu bir tane argüman bekliyordu. Vermedin diyor. O yüzden gidip buraya name'i verdiğim zaman merhaba Selim olarak ekrana yazdıracak. Ve ben bunu burada değiştirebilirim ya da burada tekrar çağırayım. Burada Ahmet diyeyim. Merhaba Selim, merhaba Ahmet diyecek. Bunların da son kısmına bir tane ünleme eklemek istersem de artı koyup sonunda da ünleme eklediğim zaman yine hepsinde otomatik olarak bu hızlıca değişecek. Ardından gelin bir de koşullu ifadelere bakalım. Java'da koşullu ifadeler if kullanarak yapıyoruz. If diyorum. Süslü parantez açıyorum. Else if deyip bir blok daha oluşturabiliyorum. Yine parantezini oraya koyayım. Bir de else deyip böylece bir sürü koşullu ifade koyabiliyorum. Şu anda içleri boş ve buranın içi de boş olduğu için bana birazcık kırmızı kırmızı yanıyor. Fakat ekleyelim bir şeyler. Mesela ne diyelim? Name alıyor bu fonksiyon. Name length eğer 5'ten küçükse diyeyim. Ne yapsın? Ekrana bir şey daha yazdırsın. System.out.println adı çok kısa desin. Eğer name.length yani 5'ten küçük değilse burası çalıştığı zaman burası çalışıyor ve kod diğer kısımlara hiç girmeden atlıyor. Çünkü bu else if ile beraber bu üstteki bloğa bağlı bu. Burası eğer doğru gelirse satır atlayıp buraları hiç kontrol etmeden devam ediyor. Ne zaman buradaki ifade gelecek? Eğer 5'ten küçük değilse. 5'ten küçük değil, 10'dan küçükse ne olsun? İşte yine güzel bir adım varmış desin. Bunların hiçbiri de değilse yani 5'ten küçük değilse ya da 10'dan da küçük değilse nedir? Ya 10'dur ya da 10'dan çok daha büyük bir sayıdır. Bu da ne desin? System.out.println adın çok uzun desin. Ve ardından buradan birkaç tane daha örnek çıkartalım biz. Ahmet ile Selim'in uzunluğu aynı. Ahmet başka olsun. Nurullah olsun. Uzun uzun. Bakayım yeterince uzun oldu mu? Mehmet, Ahmet, Nuri olsun. Böyle uzun uzun. Evet. Umarım bütün kezleri bir tane de ne olsun? Efe olsun. Kısa isimli. Ve gelin çalıştıralım. Bakalım ekrana neler yazıldı. Hatta şu kodda şurada gözüksün birazcık. Evet. Merhaba Efe diyor. Efe geldi bu fonksiyonu. Name.length Efe için kaç oluyor? 3 oluyor. 3 harfli bir isim. Ve buraya giriyor ve adın çok kısa diye yazdırıyor ve en sonunda bitiyor bu fonksiyon. Ardından sıra Selim'e geliyor. Selim 5 uzunluğunda. 5 küçüktür 5 burası. False geldi. O yüzden gidiyor bakıyor burası için çalışıyor. 5 küçüktür 10. Doğru. Bu içerideki ifade çalışıyor. Benim adım güzelmiş. Bunu planlamamıştım. Yani 5-10 aslında düşünmeden geldi aklıma. Devam. Nurullah 4. 8 harfli bir isim. Aynı şekilde Nurullah da 5'ten büyük. Burası false geliyor. Diğer sıraya geçiyor. Bakıyor. 8 küçüktür o. Doğru. Burası çalışıyor. Mehmet, Ahmet, Nuri ise bu length metnin uzunluğunu saydığı için aradaki boşlukları sayıyor. Mehmet 6 harfli. Ahmet 5 harfli. Yani 11. Aradaki boşluk 12. Buradaki boşluk 13. 4 daha 17 uzunluğunda bir metin oluyor. Bu name oluyor. Ve 17 küçüktür 5. Yanlış. False. 17 küçüktür 10. False. Bunların hiçbiri doğru değilse de else bloğundaki kısım çalışıyor. Adın çok uzun diyor. Java'da en basitinden size bunları gösterebilirim bugünlük. Java'da işte bir fonksiyon nasıl oluşturursunuz, fonksiyonları nasıl çağırırsınız, metodlar nedir, birkaç tane daha değişken gösterdim. Bu değişkenlerin detaylarının hepsine Java'nın kendi sitesinden bakabilirsiniz. Daha fazlası için de Patika'nın bootcamp'lerini takip etmeyi unutmayın. Orada bir sürü bootcamp açılıyor. Java ile ilgili bunlarla bakabilirsiniz. Bir yandan da Patika sitesinde de bu konuda eğitimlerimiz bol bol var. O zaman başka bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.
Hoşça kalın.